One Piece 1127. bölümün incelemesine hoş geldiniz arkadaşlar. Sonunda Elbaf adasına ayak bastık ve bununla birlikte bol aksiyonlu bir bölüm bizi karşıladı. Biliyorsunuz her yeni bölüm çıktığı gün mümkün olduğunca hızlı ve anlaşılır şekilde size bölüm anlatmaya çalışıyorum. Ve 13.000 abone olmamıza son 100 kişiden daha az bir sayı kaldı. Eğer değilseniz emeğe karşılık olarak abone olursanız bu kanalın büyümesine büyük bir destek olursunuz. Geçen bölümün sonunda Sanigo ve içindekilerin Lego'dan bir mekana gittiğini görmüştük. Fakat nasıl oraya vardıkları ve orasının ne olduğu tamamen bir gizem unsuruydu. Tahmin ettiğimiz gibi o Lego'dan mekan Elbaf Adası'ndaymış. Hatta muhtemelen bunu yapan kişinin Loki olduğunu düşünüyorum. Bölümün başında Elbaf Adası'nı görüyoruz ama tahminimizden biraz farklı gözüküyor. Yani şu ana kadar gördüğümüz Viking varı evlerin yerine garip bir şekilde Lego'dan evler var. Bunun sebebini ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ölüm Elbaf'taki devasa bir yangın ile açılış yapıyor. Alevler ormandan geliyormuş ve eğer ki alevler Yggdrasil ile sıçrarsa ülkenin sonunun geleceğini söylüyorlar. Bu Yggdrasil denen şey panelde gördüğümüz Norse mitolojisinde de bulunan devasa ağaç arkadaşlar ve dediklerine göre durumu hemen büyük güneş tanrısına bildirmelilermiş. Elbaftaki insanların daha önceden de karamel Ana sayesinde güneş tanrısına taptıklarını görmüştük. Ama belli ki burada bahsettikleri kişi Luffy veya Nika değil. Daha doğrusu Elbaflıların kendi içine tanrı olarak seçtiği bir kişi gibi duruyor. Zaten sonraki panellerde bunu doğrular nitelikte bir bilgi bize sunuluyor. Devin birisi ormandakiler bizim hissettiğimiz sarsıntıların sebebinin kudretli kulak tanrısının yıkılmasından dolayı olduğunu söylüyor. O kudretli kulak tanrısı da adından anlaşılacağı üzere devasa bir tavşanmış. Hatta devler bile bu tavşana devasa diyorsa belli ki gerçekten çok ama çok büyük bir tavşan. Hemen sonrasında ise yüksekliği bulutlara kadar uzunan Büyük Stein Kalesi'ni görüyoruz. Kale aynı diğer evler gibi baştan aşağı Lego'dan yapılma. Burası Nami'nin içinde uyandığı kale ve önünde garip bir hayvanın yanışını izliyor. Nami yardım çığlıklarını atarak etrafta Luffy, Zoro, Sanji ve Usopp'u ararken bir anda Usopp'un sesini duyuyor. Usopp'u aramaya koyulan Nami, karşısında diğer her şey gibi devasa bir ile karşılaşıyor ve onun saldırısına uğruyor. Belli bir süre süren kovalamacı sekansının ardından Nami Usopp'u buluyor ve onu kurtarması uğruyla yakınına gidiyor. Ama nafile, çünkü asıl kurtarılması gereken kişi her zaman olduğu gibi yine Usopp oluyor. Nami Zeus'u kullanarak kirpiyle savaşmaya çalışsa da pek bir işe yaramıyor. Hatta işi daha da kötüleştirip Usopp'u kemiren kediye de elektrik çarptırıyor ve kediyi de kızdırıyor. Ondan sonra ise her sızımda gördüğümüz Usopp ve Nami'nin klasik kovalamacı sahnesini izliyoruz. Ve bu sahnede Nami çok ilginç bir noktaya ayak basıyor. Usopp'un en son hatırladığı şey devlerin gemisinde içtikleriymiş. Ve nami o anda devlerden birisinin onlara garip bir içki verdiğini ve bu içkinin onların yanılsama görmeye neden olduğunu düşünüyor. Hatırlarsanız geçen bölümde o içki içtikten sonra herkes sızmıştı ve ondan sonra Sanigo kaybolmuştu. Bunun Loki'nin işi olduğunu düşünme sebebini de bu aslında. Muhtemelen Loki adamlarından birisini kullanarak Nika'yı kaçırmaya çalıştı. Sebebini tam olarak bilmesem de bence iki nedeni var. İlk sebebi gerçek Güneş Tanrısı ile yüz yüze tanışmak olabilir. Sonuçta Güneş Tanrısı onların dininin bir parçası. İkinci sebep ise Loki prens olduğu ve bir gün tahta geçeceği için gerçek güneş tanrısının ortaya çıkması onun otoritesini yıkacağını düşünmüş ve bu yüzden Luffy'yi öldürmeye çalışıyor olabilir. Sonuçta belli ki Elbaf'ta bir güneş tanrısı var ama o gerçek olan değil. Belki de Elbaf'ın kralına güneş tanrısı lakabı veriliyor ya da Elbaf'ı yöneten kişiye güneş tanrısı lakabı veriliyor. Ve Loki de bu mirası alacak bir sonraki prens olabilir. Açıkçası ben bu iki sebebi kuvvetli buluyorum. Yani ikisinden bir olacakmış gibi geliyor. Bölümün ilerisinde ise Usop bunların gerçekten birer rüya olduğunu düşünüyor ve devasa kedinin karşısında cesurca dikiliyor. Fakat her şey %100 bir şekilde gerçek ve bu yüzden Usopp suratına tokaya da yiyor. İkili tekrar kendilerine geldiklerinde bu sefer önlerinde bir aslan görüyorlar ve Nami çok ilginç bir şey yapıyor. Usopp bu kendine kalkan olarak kullanıyor. Bu ne alaka şimdi diye olabilirsiniz ama muhtemelen bizimkileri bu kaleye getiren kişi şu anda onları gizlice izliyordur. Ve fark ettiyseniz Usopp daha az önce bunun bir rüya olduğunu düşündüğü için son derece cesurca kendinden 10 kat büyük bir kedinin karşısında durdu. Bunu Usop'ta her zaman göremeyiz ve şimdi de sanki Usop Nami'yi koruyormuş gibi önünde duruyor. Varmaya çalıştığı noktayı anladınız mı? Usop'un yanlış hareketleri yüzünden muhtemelen dışarıdan onları izleyen birisi Usop bu çok cesur bir insan sanardı. Ayrıca Elbaf sezonuna direkt Nami ve Usop ile girmemizde çok ilginç bir detay. Neyse ki aslan Usop yemeden önce canavar üçlü birlikte combo bir saldırı yaparak devaslığını deviriyorlar ve o devasa aslan bir anda bir kediye dönüşüyor. Belli ki onları dönüştüren birileri var. Ayrıca bölümün başındaki devasa yangın ve dev tavşanın ölmesinin sebebi de tabii ki Luffy'miş. Çünkü Luffy adamların tanrısını pişirmiş ve yemiş. Ve ormanın derinliklerinden gelen diğer canavarların sesleriyle beraber bizim canavar üçlümüzün havalı kıyafetleriyle bölümü sonlandırıyoruz. Ve bu sayede resmi olarak Elbaf sezonu başlamış oluyor. Lakin aklıma bir takılan bir şey var. Ben artık Elbaf'tan sonra kelle ödüllerinin pek de bir anlamı olmayacağını, bu yüzden Egghead hadisesi sonrası Tayfa'nın ödüllerinin zirveye oynayacağını düşünmüştüm. Ama öyle bir olay olmadı. Her türlü Luffy ödülü Roger'ı geçeceği için en iyi fırsat Egghead sonrası gibi gelmişti bana. Çünkü Luffy 5 Goro bir 1 Amiral ve koca bir donanma filosunu durdurmakla kalmadı, üstün üstlük Vegapunk'ın ölümü de onun üstüne kalmıştı. Demek ki odanın bu konuda başka planları var diyerek saygı duyuyorum. Ayrıca bölüm boyunca fark etmiş olacağınız Lego evlerde Elbaf'ın temasına çok ters düşüyor. Ve biz daha önce Elbaf'ı hiç bu şekilde görmemiştik. Bunun sebebi muhtemelen şu an bulunduğumuz yerin Elbaf'ın en tepesi olmasından kaynaklı. Bu Yggdrasil denen ağaç, Norse mitolojisinde pek çok diyarı taşıyan çok ama çok büyük bir ağaç. Ve fark ettiyseniz biz bu devasa ağacın neredeyse en uç tarafındayız. Ve buradaki kaleler falan bulut seviyesindeki yükseklikte. Buradan yola çıkarsak Elvaf Adası aynı mitolojideki gibi pek çok farklı temel sahip hatta belki de pek çok farklı ırkı içinde barındıran devasa bir ada olabilir. Aynı Big Mom'un hayalindeki gibi. Bu bölüme 10 üzerinden 8,5 puan veriyorum. Bol kesilen puan vermeye devam edersem final bölümlerinde artık 11 puan falan vermem gerekecek bu gidişle. O yüzden takdir ederseniz ki biraz puanları düşürdüm. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız diyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.